JICA'nın yapmış olduğu faaliyetler içerisinde ağırlıklı olarak itfaiyecilerin Japonya'da yaklaşık 3 haftalık bir eğitimden sonra tekrar Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki itfaiyeciliğe katkı sağlamalarını, bu desteklerini ümit ediyoruz ki devam ederler. Biz bundan tekrar önümüzdeki dönemde de faydalanırız. Türkiye'de 3 tane kurum vardı aynı işi yapan. 2009 yılında 5902 sayılı kanunla direkt başbakanlığa bağlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kuruldu. Bu kurum olaylar meydana gelmeden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay meydana geldiği sırada müdahale ve iyileştirme, olaylar sonrasında ise yeniden yapılanmayı yapan kurum ve kuruluşların koordinasyonunu organize eden bir kurumdur. It's my great pleasure to deliver this speech on the occasion of joint seminar of Konya Metropolitan Municipality, JICA and JICA Arena in this magnificent city, Konya. JICA, JICA Derneği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları bugünkü seminere, bu güzel şehir Konya'da yapılan seminere katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA, Japon hükümetinin tek resmi kalkınma yardımı ajansı olarak Türkiye'de yaklaşık 50 yıldan fazladır işbirliği yürütmekteyiz. Bu bağlamda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Departmanı'ndan katılımcıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 600'den fazla teknik personel bu konuda eğitim almıştır. Bu programlar sayesinde Konya, Türkiye ve Japon halklar arasında köprü oluşmuş ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 1988 yılında kurulmuş olan gönüllülük esasına göre kurulmuştur. Yaklaşık 400 kadar üyemiz var. Pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan geniş bir yelpazeye sahip. Ayrıca bir de kıdemli gönüllü dediğimiz, biraz gönüllülükle çalışan, arkasında çok kurumsal desteği olmayan, emekli olmuş ama Çankırı'dan gelen çocuklara tsunami ile ilgili bir bilgi aktarırken çekilmiş fotoğraf. Teknik işbirliği projelerimiz vardır. Bunlar uzman desteği.